Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Selamun aleyküm cümleten. Hepiniz hoş geldiniz. Linkimi paylaşıyorum. Evet, linkimi paylaştım. 40 haftalık 16. mektup, siyaset dersinden sonra nihayet, bir yılı tamamlamadan önce. 17. mektubu inşallah bugün çalışmaya başlıyoruz. İnşallah bu da hayırlı bir şekilde bize çok bereketli müzakerelerin kapısını açar bu metinde. Ben önce bir başlayayım, okuyayım. Ondan sonra siz de böyle dikkatle elinizde not alabileceğiniz herhangi bir alet, edevatla takip etmeye çalışın. Hep birlikte metne sorular sormaya çalışalım. Metni anlayacak farklı açılardan bakmaya çalışalım. Bana da yardımcı olun. Allah inşallah bereketi versin. Evet, 17. mektup. 16. mektuptan sonra 17. mektup. Bu mektup 25. lemanın zeyli imiş. Altına böyle bir not düşülmüş. 25. lemanın, yani ben ihtiyarlar risalesi, hastalar risalesi diyebiliyorum burayı. Hastalar risalesinin mesajını zihnimizde tutalım. Buna bir ek imiş aslında 17. mektupta çalışılacak metinin mesajı. Ama enteresan bir şekilde bunu da sormamız lazım neden diye. 17. mektuba alınmış bu metin. Metnin çalıştığı konu da çocuk taziye namesi. Çocuk taziye namesi. Enteresan bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel sorular ortaya çıkıyor. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz ahiret kardeşim, Hafız Halid Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşiris sabirin. Ellezine izâ esâbethum musibetun qalû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ayetin kaba mealini şöyle vermişler metni altında. Sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele ve beşşiris sabirin. O sabredenler ki, yani ellezine izâ esâbetüm, yani başlarına bir musibet geldiği zaman, galû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz derler diye meallendirmişler bu ayette. Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hukmu lillah, kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin. Merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan ederiz. Birinci noktayı da okuyacağım. Sonra geriye döneceğiz inşallah. Birinci nokta, Kur'an-ı Hakim'de vildanun muhalledun ayetinin, ben ekliyorum, sırrı ve meali şudur ki, bu ifadenin, bu kelimeciğin, bu kelime grubunun sırrı ve meali şudur ki, müminlerin kablel bulu vefat eden evlatları, ergenlik öncesi herhalde diye çevirebiliriz günümüz Türkçesine. Kablel bulu vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını,
ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar-ı sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu. Cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını. Hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu şu ayet-i kerime Vildanun muhalledun cümlesiyle yani ölme yani ebediyen yaşlanmayacak olan çocuklar cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. Devam etmiyorum. Daha bunun gibi dört kısım daha olacak. Ama böyle bir giriş olsun, zihnimiz hazırlansın diye okumak istedim ilk kısmını. Evet. Yani ben çalışırken bu metne çok uzun zaman çalıştığımı da düşünmüyorum ama yani şöyle bir göz gezdirdim. Metnin ne iddia ettiğini, metne ne sorular sorulabileceğini böyle zihnimde toparlamaya çalışırken böyle bir küçük bir çerçeve çıktı. Ama öncesinde bu geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. İlgili olduğunu düşündüğüm için. Bundan 2 gün önce Cuma günü namazdan sonra bir arkadaşımla burada üniversitede okuyan bir arkadaşımla karşılaştık. Çocuğu olacaktı. Yani 8-9. ayda idiler gebeliğin. Çocuk doğacaktı. Ben de böyle heyecanla bekliyordum. İşte Cuma çıkışında ama daha bir 10-15 gün falan vardı çocuğun doğmasına. İşte Cuma çıkışı görünce böyle bir yüzünde tebessüm gördüm. Hayırdır falan dedim. Çocuk oldu dedi. Çocuk doğdu dedi. Çok mutlu oldum falan. Çok böyle işte paylaştım mutluluğunu. Sonra uzun uzun lafladık falan. Sonra okula doğru birlikte yürürken telefonu çaldı. Hastaneden aradılar. Ufaklığın böyle küçük bir rahatsızlığı olduğunu söylediler. İşte çok basit bir şey. Ama tedirgin oldu tabii ki arkadaşım. Hemen böyle morali bozuldu. Böyle düştü bütün şeyi falan. Böyle bir canı sıkıldı. Ya kendimce böyle yani bu tarz durumlarla, bu tarz yaşadığımız sıkıntılarla nimetlerin farkına vardığımızı, bunların bu anlamda çok kıymetli olduğunu, aksi takdirde zıtları olmadan bu konulara yaklaşılamayacağını düşündüğümü falan paylaştım. Ama ne kadar paylaştım, ne kadar doğru bir metot kullandım, açıkçası bu konularda çok emin değilim. Bu anlamda bu metine çalışmak bana çok böyle tam benim yaşadığım bir tecrübe açısından çok anlamlı bir okuma teklifi yapıyor gibi geldi. Hem de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani Said Nursi yani sözleri yazmış bir insan. Sözlerde temelleri konuşmuş bir insan. Bu insan kişisel ilişkilerinde etrafında sevdikleri yakınındaki arkadaşlarının bütün problemleriyle, sıkıntılarıyla da yüzleşen bir insan aşikar ki. Onları bu anlamda da arkadaşlık yapıyor. Yani düşünün bundan işte 70-80 yıl önce bir haber alıyor ve arkadaşlarından, daha önce birlikte hizmet ettiği arkadaşlarından birisinin çocuğu vefat etmiş. Buna nasıl tepki verir? Nasıl yani neleri kullanır ve bunları hangi temellere dayandırır? Nasıl bir tavır geliştirir? Bunları okumak bana çok keyifli geldi. Bu anlamda birlikte sorular sormamızın çok bereketli olabileceğini düşünüyorum bu metne. Yani tabii bu metnin çalışılabileceği farklı perspektifler de var. Yani bunun da farkındayım. Bir, az önce benim tarif ettiğim gibi yani biz kendi hayatımızda böyle durumlarla karşılaştığımızda yani bir yakınımızın bir sevdiğine bir şey olduğunda nasıl bir tavır geliştirebiliriz tarzında. Yani bu okuma mümkün ama ya bu okumanın daha bir üstü musibetle karşılaşıldığında yani musibet sana isabet ettirildiğinde hareket tavrı, yani tavrımızın ne olması gerekir ya da nasıl bir teklifle geliyor Said Nursi, bunu çalışabiliriz gibi düşündüm. Bu
Bir de bir şey daha vardı ama şu an notlarım arasında hemen kolaylıkla bulamıyorum. Biraz karışık şu anda. Ama böyle şimdi bu soruları, bu kavramları adım adım belki böyle yavaş yavaş okuya okuya ilerleyebiliriz. Belki o zaman tekrardan aklıma gelebilir bir diğer perspektif daha. Evet. Tekrardan baştan alıyorum. 17. mektuptan. 17. mektup demesi de bana çok ilginç geldi. Şimdi bazı dinleyiciler şu an düşünüyordur acaba ne ilginç olabilir ki 17. mektup yani falan diye. Yani Said Nursi'nin bu risalelerin nizamında düzenlenmesinde, numaralandırılmasında aklında bir şeyler olması lazım gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani böyle bunun gibi 4-5 sayfalık bir metni neden gidip hakikaten 25. lemanın arkasına koymadı da Zeyli dediği halde? Ya da 13. mektubun sonrasına koymadı da 16. mektuptan sonra 17. mektup diye böyle bir numaralandırma altında verdi. Ne alaka yani? Neden 21. mektup değil de 17. mektup? Yani bunu sormamın sebebi de şu. 16. mektup 40 haftadır çalışıyoruz. Siyaset diye bir kavram üzerine odaklandık. Siyasetin insanın hayatında çok farklı görünümleri olabileceğini, çok farklı şekillerde tezahür edebileceğini, kurumsal düzlemde, kişisel düzlemde, davranış düzleminde tezahürleri olabileceğini tartıştıktan sonra çat 17. mektup çocuk tazminatı. Allah Allah. Yani ne alakası var yani? Ya bu nasıl bir ne diyorlardı? Eğitim biliminde bunun bir karşılığı vardı. Pedagojik yaklaşım mı diyorlardı? Galiba öyleydi. Ya bu nasıl bir pedagoji yani? Nasıl bir mantık silsilesi var bu metinler arasında? Bunu ilk olarak 17. mektup niye buraya yerleştirildi? Yani bu metin niye 17. mektubun altına yerleştirildi diye gündeme getirmek istiyorum. Çünkü benim bunun üzerine düşündüğümde biraz zihnime bir iki tane anlam doğdu. Belki bunları konuşabiliriz ve siz de daha farklı açılardan bakmama yardımcı olabilirsiniz. Ben çok istifade edeceğimi düşünüyorum. Sonra çocuk taziyenamesi. Evet. Ve Beşir-i Sabirin ayeti, yani bu ayetleri neden seçti diye sordum kendi kendime. Bu ayetleri neden seçti bu zat? Neden sabredenleri müjdele? Sabır ne demek diye daha önceden konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çok çeşitli vesilelerle. Benim zihnimde sabrın tarifi şöyle kalmış. Bilmiyorum doğru mu, ne kadar kapsayıcı. Ama bu noktada da yorum yapabilirsiniz. Sabır bizim bize sevdirilmeyen var edilişlerle, yaratılışlarla karşılaştığımızda takınmamız gereken sabır, tavır, sabır diyorum, yanlış oldu. Takınmamız gereken tavır diye ben anlıyorum. O hallerdeki duygu durum biçimi, yani müminin ulaşması gereken duygu durum biçimine sabır deniyor diye anlıyorum. Bu anlamda buna ulaşabilenleriz. hani sürekli konuşuyoruz ya, Kur'an-ı Kerim sonuçları verir, sonuçlara ulaşabilecek muhakeme zincirlerinden geçmesi gerekir insanların diye. Yani bu sabır haline ulaşabilenleri müjdele diye anladım ben bu ayeti buraya koyma sebebini. Sonrasında ellezine izâ esâbetüm, yani onlar ki onlara musibet, izâ esâbetüm musibetüm, yani onlara musibet isabet ettiğinde, bunu biz ettirildiğinde diye de okuyabiliriz. Kalu, onlar der ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bunu mealde nasıl tarif etmişler, nasıl çevirmişler? Onlar başlarına musibet geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız, sonunda yine ona döneceğiz derler şeklinde bir okuma teklifi yapmışlar. Ben tabii bu noktada uzman değilim. Şimdi bunlar yanlış yapmışlar. Doğrusu bu falan diyecek konumda falan değilim ama şu ana kadar yaptığımız okumalardan edindiğim usule göre farklı bir okumanın da yapılabileceğini hissettim bu ayete. Yani sanki biz şu an fiziksel olarak yaratıcıdan uzaktaymışız da artık bu hayat bitince, bu hayattan gidince fiziksel olarak tekrardan geriye yaratıcıya dönecekmişiz şeklinde değil de bugün hemen şu an uzaktayım mentalite olarak yaratıcıdan bir musibetle karşılaştığımda da hemen ona geri dönmem gerekiyor ki sabır denen mekanizma işleyebilsin diye bir okumanın daha önceki elde ettiğim usullerden ortaya çıktığını düşündüm. Said Nursi'nin de bu bağlamda bu çocuğu vefat eden bir kişiye bu perspektifle yaklaştığını hissettim. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Evet, kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti.
Fakat el hukmu lillah, hüküm Allah'ındır. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Açıkçası bu cümle ne demek ben tam anlayamıyorum. Yani eğer yardımcı olabilen birisi olursa çok memnun olurum. Yani eskiden olsaydı şöyle derdim. Tabii ki yani İslamiyet'te kaza ve kader diye hakikatler var ve bunlar bizim en önemli değerlerimiz. Dolayısıyla çocuk vefat ettiğinde hemen kaza ve kader hatırlayacağız ve ona göre davranacağız derdim. Ama şu an tam olarak ne demek istiyor anladığımı düşünmüyorum. Belki birisi yardımcı olabilir. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Şimdi bu cümlede enteresan gelen şeyler oldu. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz diye girdiği bu metinde sözlerde kullandığı dilin biraz daha farklı, sözlerde kullandığı dile biraz daha farklı olacak şekilde sözlerde eğitimini almış muhataplara bir yani o temelleri elde etmiş muhataplara bu yaratılışlarla nasıl ilişki içerisine girebileceklerine dair çok temellere girmeden biraz daha sonuçlar üzerinden konuşuyor gibi geldi. Yani bu anlamda ne dersiniz? Bunu anlamak istiyorum. Yani bu metnin takip ettiği usulü anlamlandırmak, anlayabilmek adına nasıl bir çerçeve takip ettiğini de anlamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi birinci noktaya geçmeden bilmiyorum şu an ne durumda. Yunus Emre Orhan'ın eli havadaymış. Ben metindeydim o yüzden göremiyordum. Herhalde onda sorusu var. Ben de hemen soruları bir iki tekrar edeyim. Ondan sonra hemen Yunus Emre Orhan'a bırakacağım. Bir, 17. mektup dediğimiz metin, çocuk tercihnamesi. O kadar siyaseti böyle kötüledikten sonra ne alaka buraya getirildi? Bunun ne biçim bir sıralama? Ne alaka? Yani Said Nursi dediğimiz kişi böyle kafası karışık mı? Yani ne dediğini bilmiyorum ki böyle alakasız şeyleri yan yana getiriyor. Sorusu bence çok önemli ve çok güzel şeyleri içinde barındırıyor. İkincisi de evet yani burada takip edilen usul tabii daha çalışmadık. Belki çok erken bir soru. Onu da daha sonraya atabiliriz. Burada takip edilen usul sözlerin usulünden biraz farklı mı diye hemen aklıma gelenleri paylaşmış olayım. Yunus Emre Orhan buyurun. Allah razı olsun. Senin sorularını yazıyordum da o yüzden geç açtım mikrofonu. Küçük bir hatırlatma sadece eski derslerimizden. Küçük bir hatırlatma. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi ayetiyle başlamasıyla alakalı. Ne kadar hatırlasak bunu az da o yüzden söylüyorum. Aramıza yeni katılanlar da var. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yani Risale-i Nur külliyatında en çok kullanılan ayet. Hatta kendisinden sonra en çok kullanılan ayetle kıyaslandığında hani birisi 10'sa diğeri 15 falan öyle değil. 2 kat, 3 kat fazla kullanılan bir ayet. Çünkü Risale-i Nur'un Kur'an'a olan yaklaşımını, kainat tarifini, insan tarifini, eşya tarifini, varlık yorumunu ortaya koyan bir yönü var. Kainatta hiçbir şey yok ki, istisnası yok bunun, onu tesbih ve tahmid etmesin. Yani onun noksansızlığını ilan etmesin. Yani hiçbir şey yoktur ki o şeyin varlık kaynağının, ne ise onun varlık kaynağı, hiçbir surette eksikliği, yetmezliği olmayan bir kaynak olduğunu ilan eder eşyanın kendisi. Yani beni yapan der, hiçbir surette eksiği yok. Ama İnsan kainata baktığında insanlar doğuyor, büyüyor, savaşıyor, üzülüyor, ölüyor. Hiçbir zaman, öldükleri zaman yaratan bu kadar mı yapabildi canım denmez. Yaratan eksik kaldı denmez. Gerek doğumunda gerek ölümünde onun yaratıcısının yetmezliğinden değil, dikkat ettiğimizde yaratıcısının eksikliğinden değil, belli bir hikmete göre büyük yapar, küçük yapar, canlı yapar, cansız yapar. Bu eşyanın tesbihidir, istisnası yok ve tahmid eder. Yani gördüğümüz özelliklerin de kaynağının o olduğunu doğrudan bildirir şeklinde. Yani okuyacağınız parçaya
Ben daha önceden bu odada şu sonuca ulaştığımızı hatırlıyorum. Şimdi sen 17. mektubu okuyacaksın arkadaşım. Eğer bu mektubu okuyacağın zaman Risale-i Nur'da takip ettiğimiz bu ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi usulünü ihmal ederek bu metni okursan yanlış yaparsın. Dikkatli ol. Bunlar mayınlı arazilerdir. İnsan böyle çocuk ölümü, eşlerin ayrılması, bilmem ne, böyle insana sevdirilmeyen meseleler üzerinde konuşurken eşya yorumunu ıskalayarak yorum yapmaya çok meyyaldir. Aman ha böyle bir ıskalamanın içerisine girme ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi gözlüğüyle yaklaş diye anlaşılabilir. Bu bir. İkincisi ve beşir-i sabirin sabredenleri müjdele. Sabır nedir dediğimizde ki çok açarız bunu, sen de güzel söyledin. Ben genelde böyle şükrü bana sevdirilen yaratılışlarda Esma'yı okumak olarak anlarken sabrı da sevdirilmemiş yaratılışlarda Esma'yı okumak diye anlıyorum. Çünkü hatta o şükür imanın yarısı, sabır imanın yarısı gibi hadislerin rehberliğini de bu minval üzere anlamlandırabiliriz gibi geliyor bana. Diğer ayetteki اَلَّذ۪ي اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُمْ musibet isabet ettiğinde, yani sevdirilmemiş bir yaratılış ile karşılaşıldığında. Hemen bir şey sorabilir miyim ya? Benim dünyamda açılması için az önceki tarifinle alakalı. Sabır da bana sevdirilmeyen yaratılışlarda Esma'yı okumak derken o anda böyle bir pasif bir bekleyiş değil de sevmediğin hallerde aktif bir çaba şeklinde mi tarif ettin? Galiba. Yani buna küçük biraz daha değineceğim ama galiba. Eğer seni yanlış anlamadıysam. Musibet isabet dediğinde imanın gereği ne derler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Musibet müthiş bir Kur'an'ı terminoloji gibi geliyor bana. Yani bunu her zaman açıyoruz ve açmaya da ihtiyaç duyacağız gibi. Yani çünkü isabet kavramı arkasında kasıt gerektiren bir anlam arka fonuyla konuşan bir cümle. Çünkü biz eşya ve hadise karşısında bunu yaratıcı ihmal etti, gözünden kaçırdı, görmezden geldi gibi anlamları ifade edebilecek tavırlar takınıyoruz. Yani nereden çıktı bu başıma dediğimde bunun arkasında yani Cenab-ı Hak Cebrail'le oturuyormuş da hay Allah ya bak Yunus'a yardım edecektik unuttuk görüyor musun? Neyse hallederiz bir türlü şeklinde bir yaratılış varmış gibi. Hatta hemen desteklemek için bir şey söylemem lazım. Hatta kötülük problemi dediğimiz bu en büyük dert olan ateizm açısından en büyük problematik olan şeyi de tamamen bu çerçevede ele alıyorlar insanlar. Yani yapabilirdi ama bak yapmadı. Demek ki o zaman kudret. Evet ve ayetin rehberliğine bakar mısın? Çok enteresan. Bu problemi inna lillahi ve inna ileyhi raciunla çözüyorlar. Yani varlık anlayışını sorgulayarak bu problemin altından kalkar mümin diyor. Çok enteresan, açılabilir. Şimdi bu meseleyi çocuk tarihinamesi üzerinden incelemesi de mükemmel göründü bana. Yani çocuğun ölümünden başka bu şiddette insana ne zarar verebilir ya? Var mı bu kadarı? Bundan daha büyüğü var mı? İnsanı böyle yıkan, yerle bir eden. Eğer çocuğun ölümü üzerinden ubudiyeti icra edebilirsek neyin karşısında sarsılabiliriz ki gibi bir mesele de aklıma geldi. Bunu gündeme getirmeye vesile kılmış gibi hissettim. Neden siyaseti terk etmesinin sebeplerini çalışılmasının arkasına bu mesele geldi? Şahsi görüşlerimiz elbette ama acaba diyorum bu siyaset bizim konuştuğumuz anlamda siyaset, insan-insan ilişkilerinde tesir verme meselesiyle sabır arasında yakından bir ilişki mi var acaba? Kainatta problem görme ve o problemi çözme inisiyatifi olarak da anlamlandırılabilecek eğilimle sabır arasında bir ilişki var mı diye bir soru aklıma geldi. Son dediğini bir daha tekrar eder misin ya? Özür diliyorum. Bu sabır dediğimiz kavramla siyasetin eşyada ve hadiselerde problem görme nazarı arasında yakın bir ilişki mi var? Yani o yüzden o siyaset bataklığına insanın girmemesi lazım. Peki nasıl girmeyeceğim ben? Sen nasıl girmedin? İşte 17. gibi. Hani böyle sanki çünkü sabrı dünyamıza taşıyacağız şeklinde bir geçiş olabilir. Şu an tamamen sen söylediğinde aklıma geleni paylaşıyorum. Herhangi bir modellediğim veya daha evvelden üzerine düşündüğüm bir kanaatimi paylaşmadım.
O yüzden çok da savunamayacağım yani. Bir son eller havada müjde meselesi, teselli meselesi, ümit meselesi. Said Nursi'nin bu hususta çok ciddi dikkat kesildiğini gözlemliyoruz. Çünkü imani hastalık dediğinde bir yeis diye bir tavır var. Yeis. Ümitsizlik varsa bu ne onkoloji hastalığına benzer ne dahiliye hastalığına benzer. Bu iman hastalığıdır. Yeis. Yani kanser gibi yer bitirir adamı. Ümitsizlikten kurtulmak kadar ehemmiyetli bir davası yoktur insanın yani belki de. Meselenin böyle bir yönü de var gibi geldi bana. Genel olarak konuştum. Zaten ilk dersimiz. O yüzden paylaştım. Buyurun. Allah razı olsun. Bence güzel bir giriş oldu. Yani bu siyaset sonrasında neden bu metin çalışılıyor ya dair o soruya dair de güzel bir açılım başladı bence. Yani bence buradan bir şeyler çıkacak inşallah. Evet, teşekkür ederim yorumların için. Bakıyorum. Uğur'un bir yorumu vardı önce. Uğur'un yorumunu okuyayım. Sonra da İlyas Üzüm'e sözü bırakacağım. Evet, başımıza gelen hiçbir şey rastgele, tesadüfen, gelişi güzel olmuyor. Bunların hepsini bilerek bizi bir eğitimden geçirmek isteyen bir zat var. O zat bize kendisinin ne kadar merhametli olduğunu her vesile ile gösteriyor. Şimdi ilk bakışta senin hoşuna gitmeyecek bir yaratılış ile karşı karşıyasın. Ama daha önceden tecrübe etmiştin ki bu zat zalim değil, çok merhametli. Öyleyse şimdi bu sana sevdirilmeyen haldeki rahmet, şefkati görme eğilimine girelim beraberce dediğini anlıyorum müellifin. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Evet, İlyas Üzüm, buyurun. Ben de bu ilk müzakerenin başladığı ilk derste bazı çağrışımlarımı paylaşıyorum genel olarak. Önce şu ayetle ilgili bir mealde bana göre sıkıntılı ifade ve onu gündeme getirmek istedim. Şimdi hepimizin bildiği ve işte inna lillahi ve inna ileyhi raciun şöyle tercüme edilmiş. Şimdi okuduğunuz linkini paylaştığınız pasajda. Sabredenlere müjdele, o sabredenler ki başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz derler. Biz Allah'ın kullarıyız şeklinde ifade yok burada. İnna lillah. İnna lillah biz Allah'a aitiz demiş. Bizim başımız, bizim yaratıcımız, bizim hayatımızın başlangıcı, devamı, ondan sonra Allah'tır demek. Ayet ifade ediyor oradakiler. Hemen devamı zaten bunu teyit ediyor. Dönüşümüz, dönmekte oluşumuz da ona ait. Yani biz kendimize ait değiliz. Biz kendimize malik değiliz. Biz kendimiz olarak var olduk. Kendimiz olarak varlığımızı devam ettiriyor değiliz. Ayet çok ilginç ve çok bana göre çok güçlü, çok esaslı bir mesaj ifade ediyor. Dolayısıyla bu inna lillah biz Allah'a aitiz diye de bazen meallendirilir. Aşağıdaki ifade o şeyi kaçırıyor. Ayetteki vurguyu kaçırıyor. Yani biz bize ait değil. Bizi yaratan biz değiliz. Bizim hayatımızı devam ettiren biz değiliz. Daha sonraki akıbet de bize ait değil. Ve inna ileyhi raciun onu ifade ediyor. Tabii bu dönme olayı, rücu olayı her an gerçekleşiyor. O ayrı bir konu. Ona girmeyeceğim. Biz Allah'ın kullarıyız şeklindeki meallendirme bu ayetin ifade ettiği ve malikiyete vurgu yapan ve bizim kendimize malik olmadığımızı ifade eden boyutu ben dikkat çekmek için ifade etmiş oldum ayetle ilgili meali dikkatimi çeken bir hususu. Bir hususu daha paylaşmak istiyorum ilk ders olduğu için. Burada hani galu ifadesine derler diye literal olarak anlam veriliyor. İnsanların başına bir musibet geldiğine dokunduğunda derler. Şimdi bu derleri de maalesef toplumuza şöyle hep aktarılıyor. Bir sıkıntı uğradığınız zaman, birisi vefat ettiği zaman, bir dramatik olayla karşılaştığınız zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun değil. Ayette zaten derler diyor. Deyince ne oldu? Lafız olarak ben böyle bir şey söylediğim zaman ne oldu?
Buradaki galu derler, tasdik ederler, farkına varırlar, nüfuz ederler, anlarlar, aklıyla derler, illa demet tabirini kullanacaksak, ruhuyla derler, duygularıyla derler, vicdanıyla derler, yani benimserler, bu hakikati fark ederler diye meallendirmek lazım. Dolayısıyla insanların başına bir sıkıntı geldiğinde varoluşsal olarak olaya bakarlar. Varlık kaynağını, kendilerinin varlık kaynağının, alemin varlık kaynağının o olduğunu düşünürler, onu fark ederler. Bu fark etme nasıl bir tavır gerektiriyorsa o tavır kuşanırlar ki bu tavır da sabahdan başka bir şey değildir. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu ilk paragrafla ilgili konuşuldukça başka hususlar da var. Paylaşmak istediğim, benim dikkatimi çeken. Belki arkadaşlar paylaşabilir. Uzatmayayım, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok memnun oldum yorumunuz için. Hatta dünyamda çok güzel bir açılıma da vesile oldu yaptığınız yorum. Şimdi önce yorumları alayım. Sonra Abdülreşit Şahin'e sözü bırakayım. Ondan sonra gidişata göre o beni yönlendirdiğiniz yerden gitmek istiyorum ama bir duruma bakalım. Önce dinleyelim yorumları, sonra bakarız. Şimdi H. Bulut'un yorumunu okuyup sonra Abdülreşit Şahin, Erkan'ın yorumunu da okuyup sonra Abdülreşit Şahin'e bırakacağım. H. Bulut, bu ders kapsamında çocuk eğitimi üzerinde de durabilirsek iyi olur. Yani elbette ölüm istenmez ve acı verir. Fakat çocuklara gereken eğitim, çocuk eğitimi bir yönden de bizim eğitimimizdir. Yani iman eğitimi eksik kaldığı zaman, fakat çocuklara gereken eğitim, yani iman eğitimi eksik kaldığı zaman, bu yaşayan çocuklar gerçekten de yaşıyor mu oluyorlar? Diye enteresan bir yorum yapmış. Allah razı olsun. Yani çok kritik bir konu. Benim de çok ilgilendiğim bir konu. Eğer bu konuya dair bize done mi diyeyim, malzeme verebilecek, veri verebilecek noktalar görürseniz lütfen paylaşın H. Bulut. İnşallah ben de görürsem dikkati çekmeye çalışırım. Erkan, sabır pasif bir bekleyişten ziyade, az önce benim yaptığım herhalde hatırlatmaya yönelik bir yorum, kendinden emin bir şekilde istikametini korumaktır. Bir olayla muhatap olduğumuzda o an için sadece kendi kapasitemiz kadarına muhatap olduğumuzu unutmamaktır. Yani haddini bilmektir anlamında mı? Daha da ötesi, kapasitemizle beraber o anı algılıyor biçimde var edildiğimizden emin olup bu hali var edenin mutlaka bir hikmete binaen bunu yaptığını fark edip eğitime tabi tutulduğumuzun bilincinde hareket etmektir. Çok güzel bir tanım teklifi olmuş. Allah razı olsun. Abdülreşit Şahin, buyur. Öncelikle İlyas abinin düzeltmesi güzel oldu. Benim de kafama takılmıştı o mesele. Bu şekilde tercüme edilirse tam vurgu anlaşılmıyor diye. Ben İlyas abinin söylediğinin ne demeye geldiğine dair bir şey söylemek istiyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun meselesinde. İnna lillah, biz Allah'a aitiz derken tam ne kastettiğimiz anlaşılmayabilir endişesi taşıdığım için Allah içiniz vurgusunun önemli olduğunu, yani ben bu kainata kendi kendime gelmedim. Beni biri getirdi. Bunun farkındayım. Ya kendi hayatıma baktığım zaman ve bu beni bu dünyaya getiren her şeyi maksatla, her şeyi kasıtla yarattığını kainat gözlemlerimden anlıyorum ve beni de yaratmasının bir kastı var. Benim başıma gelenleri de yaratmasının bir kastı var. Bu anlamda bunun farkında olarak eşyaya muhatap olma şekli olarak anlıyorum bu ayeti. Benim yaratıcım bana bir kendisinin ve kendisi bir maksatta binaen beni yaratmış ve benim başıma gelen olayı yaratmış. Dolayısıyla ben o maksadı anlarsam kendimin anlamlandırırım anlamında bir cümle bu. Ki benim anlamım ancak o zaman gerçekleşir anlamında bir cümle. Ki sabır da bana göre siz sadece bana sevdirilmeyen hadiseler diye nitelendirdiniz. Bana göre sadece bana sevdirilmeyen değil, aynı zamanda sevdirilenler meselesinde de sabır gerektiğini düşünüyorum. Sabır tarifi
beni de biraz daha farklı olarak insanın kendi varlık kaynağı diye nitelendiriyor arkadaşlar. Çok kullanıyorlar onu. Yaratıcıyla olan bağın kesilmemesi anlamında anlıyorum ki insanın fıtratının da istediği bir şeydir. İnsan anlamsızlık ve hiçliğe gitmek istemez, beka ister. Dolayısıyla baki olanla irtibatı kesmeme halidir diye anlıyorum sabır. Yani üstad da burada ilginç bir şekilde masiyete sabır, musibette sabır ve taatte sabır diye üçe ayırmış. Taatte sabır, taat sevilerek de yapılabilir. Oradaki taati sadece ibadet olarak algılamazsak, yani namaz olarak algılamazsak, sünnetullah'a tabi olma manasındaki taat, severek bir şey yapmak manasında taatte de sabır göstermek, yani o nimeti sana ihsan edeni unutmamak, irtibatı koparmamak anlamında, sabırla ilgili anını Allah'a verme anlamında bir şeyi var, üstadın izahı var. O manada düşünürsek sabır kelimesi de inna lillah kelimesiyle örtüşen bir yönü var bu manada. Yani lillah için olduğumuzu unutmama haline sabır diyebiliriz. Bir de İslamiyet'in şiarı olması, bir şeyle ilgili de bir şey söyleyecektim. Bu konu niye siyasetin arkasından gelmiş? Siyasetin en büyük göstergesi cemaat için ferdi feda etmek, grup için, topluluk için ferdi feda etmekti. Ferdin ehemmiyetini anlamak istersen çocuğu ölen biri bunu çok iyi anlar anlamında kullanabiliriz. Dolayısıyla bir canı kıyan bütün canlara kıymış gibidir ayetini anlamanın güzel bir göstergesi gibi geliyor. Çocuğu vefat eden o bir canın ne kadar kıymetli olduğunu, kendisi için bütün canlardan daha kıymetli olduğunu fark edebilir anlamında bir ve dolayısıyla böyle bir şeyi, zulmü yapamaz, giremez, adaleti mahsa incitemez anlamında ona sanki onu pekiştiren bir anlam var gibi geldi. Bu tabii ki tamamen indiği bir yorum. Benim şahsıma gelen bir yorum ama siyaset meselesindeki siyasetin o zalimane hükmünün anlaşılmasında önemli bir katkı sunuyor burası diye anladım. Bir diğer mesele de İslamiyet'in şiarı olması meselesi. Yani kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in şiarındandır. Bir daha bakayım, yanlış mı söyledim? Kazaya rıza, evet, kadere teslim. Kaza olan bir şey, hadisede razı olmak, bu çok önemli bir nokta. Yani nasıl razı olabiliriz? Eğer kendimizi kendimize ait görürsek ve çocuğu da bize ait gibi görürsek rıza gösteremeyiz. Ama kendimizi bizim varlık kaynağımız olan yaratıcımıza ait olarak bilir ve her şey onun maksadının gerçekleştiği anlamda gözlemlersek o zaman rıza ve teslim mümkün olabilir. Buna işaret ediyor ve bu rıza ve teslim halinin İslamiyet'in bir göstergesi, şiarı, alameti olduğu vurgulanıyor. Bu tabii daha açılması gereken bir şey. Ben yine konuya girmek babında bir başlangıç olsun diye söyledim. Arkadaşlar değişik yorumlar yaparsa kendi değişik fikirlerimi de söylerim. İlyas Hocam, buyurun. Abdülreşit işaret edince siz de nasıl anlamak lazım diye dikkatimizi çekmiştiniz o ifadeye. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır diye benim aklımdan şu geçti. Şimdi bu metni müellif kime yazıyor? Aziz Ahmet kardeşim Hafız Halit Efendi. Şimdi üstadın Ahmet kardeşi kabul ettiği bir şahsiyet. Diğer taraftan Hafız, ismi de güzel maşallah, Halit, Allah rahmet eylesin.
Dolayısıyla hafız bir şahsiyete, zaten aşağıda müstesingi, müstegi insanlara kaydını düşerek onun ittikasına da Nursi'nin şehadeti var. Böyle bir şahsiyete yazıyor. Şimdi böyle bir şahsiyete yazınca kazaya rıza ve kadere teslimiyeti imanla irtibatlandıran bir ifade kullanmak istemiyor benim anladığım. Halbuki kazaya rıza ve kadere teslim tam imanın bir şiarı ve imanın bir esası, düzeltiyorum, imanın bir esası. Her zaman imana vurgu yapan Nursi burada İslamiyet'in bir şiarı demeyi tercih ediyor. Ben şöyle anladım. Uzatmadan hafızdır. Müttaki bir şahsiyettir. Bir gerçekten bir insan evladını kaybetmekte çok dramatik gelebiliyor fıtri olarak. İnsan üzülür, ağlar. Bu normal ama karaya şekva etmez deniyor ya. Dolayısıyla buradan Nursi sanki şunu söylüyor Hafız Halit Efendi'ye ve onun şahsından benzer durumda olabilecek kimselere, siz zaten inanıyorsunuz. Zaten sizdeki iman kazaya rıza göstermeye sizi sevk ediyor. Kadere de teslimiyet gösteriyorsunuz. Ama bir de bunun yaşanarak bakıldığı zaman dışarıdan algılayanlar açısından bunun simge olarak, tavır olarak da ortaya konması lazım. Bu İslam'ın bir şiarı. Ya bu insanlar bakın bir evladını kaybetmiş ama bunlar Müslüman. Müslümanlıkta kadere rıza gösterilir. Teslimiyet gösterilir. Şekva edilmez. Hani hüzünlenme olmaz değil. Zaten Nursi de söylüyor. Ben de müteessir oldum diyor. İnsan müteessir olur. Üzülür. Fakat dışarıdan bakıldığında gerçekten insanların bu olayı yaşayan insanların dünyasında o hüzünle beraber bir tasdik, bir teslimiyet, bir kaderin hükmüne boyun eğme, onu benimseme, içselleştirip bunu yaşama hali görülür. Dolayısıyla bu şiardır. Aynı zamanda imandır. Kişinin ferdi hayatında imandır, tasdiktir. Ama dışarıdan bakıldığında aynı zamanda bir şiardır, İslami bir semboldür, bir simgedir. Dolayısıyla İslam'ın bu yönüne atıf yapıyor diye anladım Abdülreşid'in güzel yorumundan sonra. Allah razı olsun Yunus Emre Orhan. Çok teşekkür ediyorum hem Abdülreşid abi hem İlyas Üzüm'e. Yani özellikle sabır tarifinden çok istifade ettim. Güncellememe vesile oldu ve Uğur'un resmettiği yorum çok hoşuma gitti benim. Yani böyle havalı bir söz var, duyuyorsunuzdur, apolojetik diye. Böyle sabrın özür dileyici bir yaklaşımla anlaşılması meselesi var. Yani iyi niyetle ve fakat hikmetten yoksun bir şekilde sabra nasıl yaklaşıyoruz dediğimizde bu özür dileyici yaklaşım çıkıyor karşımıza. Ne diyoruz mesela? Ya sana bu kadar nimet göndermedi mi Cenab-ı Hak? Ha, bak bugüne kadar yedirdi içirdi. Amma abarttın ya! Yani arada oluyor işte böyle şeyler. Ne yapacaksın? Yani yukarıdakine de engel olamıyoruz ki. Yani normalde böyle olmamalıydı. Evet doğrusun. Ama yani ne yapalım? Arada böyle yapıyor işte yani. Dişimizi sıkmamız lazım. Bak karşı gelirsen de daha kötü şeyler olur anlamına gelen bir sabır anlayışıyla problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Belki geçici bir süre bir merhem oluyor ama devamlı bir şifaya netice olmuyor. Netice vermiyor. Bir diğer taraftan da dolayısıyla tembellik de sabır değil. Yani siz böyle yapıyorsunuz ama Allah'a karşı geliyorsunuz ama yaratıcınıza bak o sizi ne yapacak gibi bir tavır almak. Burada mesela ayet, yani çok istifade ettim Allah razı olsun bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun vurgusundan. Hemen oradaki esmayı okurlar diye anladım ben sizi dinlerken. Yani o hakikati hemen sahibine izafe ederler. Böyle imanın hads haline gelmesinin bir tarifi var sanki burada. Şeklinde de anlaşılabilir. İlyas Üzüm buna değindi diye hissediyorum. Ama şöyle bir durum da var. Bazen abarta geldiğimiz bir mottomuz var bizim. Atasözümüz mü diyelim ne derler ona bilmiyorum. İşte Nasrettin Hoca ağaçtan düşmüş. Doktor gelmiş. Bana doktor değil ağaçtan düşeni getir demiş.
güzel, nükteli bir mesele. İfade etmek istediği bir hakikat var. Ama bu ifade ettiği hakikatten çıkartılırsa bu da bizi çok yanlış anlaşılmalara götürüyor gibi geliyor bana. Hatta şöyle söyleyeyim, bilmeyen varsa aramızda, Said Nursi'nin çocuğu bile yok. Yani bırakın çocuğun ölmesini falan. Çocuğu bile yok adam. Bilmiyor çocuk. Çocuk sahibi hiç baba olmamış. Şimdi buna rağmen bu metni yazıyor. Bu böyle olduğu gibi, ya bunu kenara koyuyorum. Bir de çocuğu vefat eden bir kimseye, ya her şey Allah'ın yarattığıdır, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek lazım diye başlamanın da insan psikolojisini tamamen bertaraf eden, insan gerçeğini denkleme almayan, insaniyetimizi ve arkada işleyen yaratılış gerçeğimizi iptal eden bir yaklaşım olduğu çok belli. Bakın burada ayetleri paylaştı, ahiret kardeşim dedi. Bak bunlar güzel ifadeler. Ve dedi ki, kardeşim çocuğunun vefatı beni müteessir etti. Biz ne yapıyoruz? Ya arkadaşım her şey Allah'ın yarattığıdır diye mevzuya girmeye çalışıyoruz. Çok çiğ duruyor. Çok sığ duruyor. Çok komik duruyor. Ya demek ki buradan ne anlaşılıyor? Ne demek yani? Üzülmeyecek miyiz? Etkilenmeyecek miyiz? Tesir de etmeyecek mi? Yanlış bir yolda mıyız demenin alemi yok diye hissettim ben sizi dinlerken. Allah razı olsun. İlyas Üzüm, Resulullah büyük kızı Zeynep çocuğunu kaybettiğinde taziyede bulundu ve veren de alan da Allah'tır. Her şeyin onun yanında bir vakti vardır buyurdu ve taziyede bulundu. Aleyhisselatü vesselam. Evet, çok güzel gidiyor. Çok istifade ediyorum. Allah razı olsun. Bakıyorum vaktimiz de iyi hala. Vaktimiz var. Şimdi bir şu siyasetten sonra neden bu konu çalışıldı? İki tane güzel teklif geldi. Bunlardan ilkinde yani siyaset kavramının sabırsızlıkla ilişkilendirilebileceğini ve sabır kavramının siyaset için en temel kavramlardan birisi olduğunu, yani sabrın siyaset kavramındaki o şeytaniyeti aşmak için en temel kavramlardan birisi olduğunu, dolayısıyla hemen siyasetten sonra bu konunun çalışıldığını ve bunu da en böyle güçlü bir örnek, çocuğun ölümü üzerinden çalışıldığını paylaştı Hüseyin Doğran. Bence çok güzel bir teklifti, Allah razı olsun. Sonra Abdülşit Şahin de çocuğu ölen bir kişiyi, bir ferdi topluma feda etmek ne demek? Bunu çok iyi anlar. Bu adam da bir daha siyaset yapamaz zaten. Yani siyaseti destekleyemez şeklinde bir okuma yaptı ki bence bu da çok güzeldi. Ben de şöyle bir okuma yapmıştım. Onu da paylaşayım. Belki farklı bir şeyde, farklı yorumlarda gelebilir. Bana da şöyle bir dünyama, şöyle bir hakikat açılmıştı bu metne çalışırken. Siyasetle kurduğunuz ilişkilerde insanları, bireyleri insan olarak görmeden fayda, menfaat ya da zarar denkleminde onları metalaştıracak şekilde bir açıklama biçimine, bir yaklaşıma, bir insan tarifine gidiyorsunuz siyaset çerçevesi içerisinde. Ancak burada bu metinde gösterildiği gibi, ben bunu dördüncü mesele diye olan bir Azay Musa'daki bir metne de atıf yaparak, insanın etrafındaki var edilişe, kainatın yaratılışına muhatap olması, şahit olması ve bu şahitlik esnasında imanına her şeyi konu etmesi vurgusunu hatırlayarak sevdiği bir kişinin çocuğunun ölümü neticesinde karşılaştığı yaratılış üzerinden Kur'an-ı Kerim'den bir tedavi, bir çözüm arayışı içerisine giren ve insanlarla insan gibi yaklaşan, insanlarla insani ilişki kurmanın, iman üzerinden ilişki kurmanın nasıl mümkün olduğunu gösteren bir örneklik diye okudum. Yani şöyle belki karikatürize edebilirim. Siyaset yapmayacağız o zaman, ne yapacağız? 16. mektupta işte siyaseti çok işte yere çaldın, vurdun, parçaladın. O zaman ne yapacağız? Kardeşinin dertleriyle ilgileneceksin. Oradaki yani kainatla ilgileneceksin. Etrafındaki insanlarla ilgileneceksin. Nefsinle ilgileneceksin ve sana gösterilen ayetler üzerinden imanını inkişaf ettireceksin. İbadet edeceksin. Şeklinde bir okuma teklifi gelmişti benim dünyama.
Ben de onu paylaşmak istedim. Belki farklı şeyler de olursa bu ders ilk ders olduğu için bağlamış olabiliriz bir önceki metne. Devamında ben çok istifade ediyorum herkesin yorumundan. Çünkü henüz daha metnin kendi söyleminin içine girmedik. Şu anda bu metnin girişini okuduk. Çok temel birkaç cümle okuduk. Daha bu, yani Said Nursi bu metni nasıl çalışıyor? Hangi ayetleri tam olarak merkezine alıyor? Bunlara girmedik. Bunlar da ayrı sorular gündeme gelecek. Ama ben birkaç az önce katılımcıların yaptığı yorumlardan şöyle bir şeyi fark ettim. Şu ana kadar ulaştığımız usul kaideleriyle şu an önümüze konulmuş ayetler üzerinden bir okuma yapıp bu ayetler bize musibetle karşılaşma anında nasıl bir çözüm teklifi sunuyor? Bizi nasıl bir dünyaya davet ediyor? Bizim problemlerimizi çözmek için hangi tekliflerle geliyor şeklinde bir çerçeve var burada. Yani bizim şu ana kadar biriktirdiğimiz usullerle bu ayetleri okumamızın ve yani bu soru Said Nursi'ye değil de, bu problem Said Nursi'ye değil de bize gelseydi, biz bu soruya şu önümüzde gördüğümüz ayetler üzerinden nasıl muhatap olurduk, nasıl okumalar yapardık şeklinde bir okuma yaptığımızı gördüm. Çok hoşuma gitti. Dedim acaba bu hafta, yani 25 dakika kaldı, bu 25 dakikada bu tarz okumalara devam edebilir miyiz? Yani bütün eteğimizdekileri dökelim elimizden geldiğince ve bunun neticesinde inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda bu metne çalışmaya devam ederken Said Nursi farklı olarak ne söylüyor? Bunu anlamamıza da yardımcı olacağını düşünüyorum böyle bir çalışmanın. Mesela hemen bir örnek vereyim. İlyas Üzüm'ün şöyle bir yorumu vardı. Benim çok hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetindeki inna lillahın malikiyet probleminin çözüldüğü kelime oldu. Yani biz Allah'ımız. Bizi yaratanımız. Bizim kendi başımıza bir mülkümüz falan yok. Kendimizi sahip değiliz ki kendimiz sıkıntıya girdiğimizde ya da kendisinin zannettiğimiz en sevdiğimiz çocuğumuz sıkıntıya girdiğinde ona karşı böyle bir isyanla yönelik bir tavır geliştirelim. Biz zaten bizim değiliz ki. Bunu tasdik ettiği zaman bir insan, ben zaten kendimin değilim ki dediği anda artık zaten problem ortadan kalkıyor. Yani tek bir kelime bile, tek bir açılım bile bu problemin çok büyük kısmının ortadan kalkmasını sağlıyor diye bir okuma yaptı. Ben çok hoşuma gitti. Bu tarzda yani şu ana kadar işte ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi ayetinden yaptı aynı okuma Yunus Emre Orhan. İşte ve beşir sabirin ayetinden yaptı farklı arkadaşlar. Devamındaki ayetten el hukmu lillah vurgusu var yine. Yani bu okumaları önce bir kendimiz elimizden geldiğince eteğimizde biriktirdiklerimizce yapalım. Haftaya buradan devam edelim diye akma geliyor. Yani Kur'an'ın rehberliğini nasıl deşifre ederiz anlamında bir egzersiz olsun diye böyle bir aklıma geldi. Hemen bunu derken de Abdurrahim Şahin eli kalktı. Ben yorumlardan önce size söz veriyorum. Buyurun. Bu siyasetle bağlantısı açısından dünyama gelen bir mesele daha var. Ben Yunus Said Nursi çocuğu yoktu derken aslında Said Nursi'nin o duyguyu tanıması için illa çocuğun olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Ki zaten yeğeni de vefat etmesiyle çocuğu gibi gördüğü, o duyguyu orada tatmış olabilir. İnsan empati yaparak da o duyguyu yaşayabilir. Bir de kalbin şeyiyle alakalı, rikkatiyle alakalı bir mesele. Şey meselesi de güzeldi. Yani önce hüzün şey yaptım diyor, müteessir oldum demesi. Evet, insan müteessir olması da kendi elinde olan bir şey değil ve bunu ifade ediyor. Bu müteessir olmayı da Allah veriyor ki zaten bu müteessir olma, yani yaratıcının kendisine koyduğu bir şey o duygu. Müteessir olma olmasaydı insan bu niye oldu diye bir soru sorulmazdı zaten. Buna bir çözüm arayışı içine girmezdi. Yaratıcıyla bir bağlantı kurma ihtiyacını da duymazdı ve bunu dillendirmesi ve insaniyetini nazara ortaya koyması açısından güzel bir nokta. Ben siyasetle bağlantısı açısından inna lillah ve inna ileyhi raciun esprisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Veya dünyama öyle bir şey geldi. Siyaset aslında kendisi kendine
yaratıcının biçmiş olduğu görevin dışında kendi kendine görev yükleme tavrı olduğu için irade-i cüz'iyeyi irade-i külliyeye tabi olma adına değil de kendi kendine malik gibi görüp kullanma manasında bir nazar olduğunu düşündüğüm için inna lillahi ve inna ileyhi raciun bu problemi çözüyor. Siyaset problemini çözüyor diye hissettim. Aslında söylemek istediğim de oydu. Ölümün mahiyetini anlayan kendisinin hiçbir şeye muktedir olamadığını da anlar ve bir cana kıymanın bütün canlara kıymak kadar dehşetli olduğunu, çünkü bir canı yaratmak mümkün değil ve dolayısıyla bir canı kim yaratmışsa, kimin adına yaratılmışsa o can onun adına kullanılmalıdır. Siyaset bunu bir nevi es geçiyor manası var. Ona da paralel bir anlam var diye hissediyorum. Ve o yüzden burada duruyor olabilir. Sadece bir ihtimal tabii bu. İkinci şey, devamındaki cümle de çok ilginç geldi. Belki dünyama geldiği için söylüyorum. Yani bugün konuşulabilir ama en azından kayda girsin diye söyleyeceğim. Mesela biz çocuklarımızı severken çocuk böyle hiç büyümese isteriz. Çocukluğun devam etmesini isteriz. Bu bir insanda o çocukluk halinin, o nimet halinin kalmasını devam eden bir arzumuz da var, bir fıtratımız da var. Yani hep çocuk kalsa da hep sevsek, büyümese dediğimiz zamanlar olur. Sanki oraya bir işaret var birinci noktada. Ona geçmiyoruz Abdülhamit. Yani onu da geçmeyelim sonra çünkü karışmasın. Bence haftaya oraya odaklanacağız inşallah. Tamam. Ben şimdi şeyde kalmaya çalışalım. İlk kısımda. Tamam, peki. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir güzel mesele daha aşılmış oldu dünyamda. Yani inna lillah ayetinin siyasetin temel iddiasının karşısında bir tutumu sergilediğini, gösterdiğini ya da siyasetin bizim aslında kendimize malik olmadığımız sonucunu, ulaştığımız sonucu bizden çalmaya çalışıp, hayır canım, siz kendinize de topluma da maliksiniz, tüm insanlara maliksiniz, dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz şeklinde bir okuma yaptığını, bu anlamda çok karşı karşıya zıtlaştığını ifade ettiğiniz yorum da çok hoşuma gitti. Güzel oldu. 3 tane mesele açılmış oldu. Aslında bunu zaten genel olarak yapıyoruz ama metinler arasındaki geçişleri yeni metinlere geçtiğimizde de yapmaya çalışmak gerekiyor diye anlıyorum. Yani o haritayı, Said Nursi nasıl böyle bir kafasında harita var, ne yapmaya çalışıyor, nasıl bir mantık silsilesiyle metinleri işliyor, bunu mümkün olduğunca konuşmak gerekiyor diye anlıyorum ki kafamızda pedagojik bir çerçeve olsun. Evet. Şimdi Celal'in yorumunda kaldım. Sabır, yaratma faaliyetinin bitmediğini ve bitmeyeceğini anlamak ve buna uygun tavır almak diye anlıyorum. Bu anlayışla yaratılmış olana tutunarak yaratıcıyla bağ kurma çabası da sabır denilebilir. Bu bağlamda çocuğunu kaybedince ağlamak da sabır olabilir. Ağlayıp üzülmeye tutunuyorsun çünkü. Bir daha okumak istiyorum. Şu an tam anlayamadım çünkü. Tekrar ediyorum. Sabır, yaratma faaliyetinin bitmediğini ve bitmeyeceğini anlamak ve buna uygun tavır almak diye anlıyorum. Bu anlayışla yaratılmış olana tutunarak yaratıcıyla bağ kurma çabası da sabır denebilir. Bu bağlamda çocuğunu kaybedince ağlamak da sabır olabilir. Ağlayıp üzülmeye tutunuyorsun çünkü. Ve devamı var. Çocuğum ölse ya da hiç çocuğum olmasa da çocuk yaratmanın bitmediğini bilirim. Evet, dediğinizi anlamaya çalışıyorum. Ama yani bu takdirde şükürle mesela arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Yani varlığa tutunmanın hangi formlarda olduğunu, varlıkla ilişki kurmanın hangi şekillerde tarif edildiğini
anlamak için böyle bir kavramsallaştırma ayrımına gidiliyor diye anlıyorum. Yani o anlamda şey, bir arkadaş paylaşmıştı. Benim memnun edildiğim, memnun edilecek şekilde yaratılan varlık biçimlerini okurken Esma'ya muhatap olmayı mesela sabır değil de şükür şeklinde anlıyoruz. Bilmiyorum, ben yanlış mı anladım ama yani o ayrımı nasıl yapıyorsunuz onu da biraz açabilirseniz çok daha belki durmuş olur. Emin, şiar konusunda ne söylenebilir? Sanki bir yorumu daha gördüm. Heh. Tamam. Şiar konusunda ne söylenebilir? Şiar metinde şöyle geçiyordu, hatırlayacaksınız. İslamiyet'in bir şiarıdır. Kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Emine, İlyas Üzüm, İslami şiar deyince insanların aklına sakal, ezan, cami vesaire geliyor. Nursi burada şiara bir iman esasının yaşanmasını da ekliyor. Bence çok ilginç ve güzel bir yaklaşım. Evet, Allah razı olsun. Yani benim hoşuma gitti. Hebult'un yorumunu da okuyayım. Sonra yorum soruna bırakıyorum. Bir kişi için kişiye bakan yönü ile annesinin veya babasının ölümüyle çocuğunun ölümü arasında etki bakımından bir fark var. Yaşlı insanlar vefat ettiğinde insan bunu normal karşılıyor. Yani zamanı dolmuş gibi bakıyor. Anne babası vefat ettiğinde bunu kolayca atlatabiliyor. Fakat bu çocuğu olduğunda bunun atlatılması biraz zor oluyor. Gördüğüm en büyük neden kendi ile çocuk arasında kuvvetli bir bağ kurması. Kendi canı ile eşdeğer görmesi. Çocuğun ölümü, kendi ölümünü daha çok hissetmesine yol açıyor. Bu nokta faniyatı daha çok hissetmesine neden oluyor. Diye az önce benim yaptığım davete bir teklif yapmış. Hey Bulut diye anladım. Hoşuma gitti. Ben şöyle de görüyorum bunu. Ne dersiniz Hey Bulut bilmiyorum. İnsanın çocuk olduğunda sanki önünde uzun yıllar boyunca yaşayacak bir ömrü varmış da, diyelim ki o anda ölmezse 78 yaşına kadar yaşayacakmış da, öldü ve yaşayamıyormuş gibi. Sanki yani insanların doğma, büyüme ve ölme şeklinde, yani yaşlanma şeklinde cereyan eden o hayat zincirinin sürekli o şekilde gözlemlemenin bir sonucu olarak bunun bir normal olduğunu, bunun normal durumu olduğunu ve böyle olması gerektiğini, böyle olmayanların da aslında çok büyük şeyler kaybettiğini, yani hayatın bizim kendimizin olduğunu ve birisi onu bizden çalmazsa, almazsa o hayatın devam edeceği şeklinde kendine malik olan bir okuma yapıldığını da ben de düşünüyorum. Bana bunu hatırlattı söylediğiniz. Ama bunun haricinde çocuğun vefatının anne babaya ölümü hatırlatması ve ölümü çok çok güçlü bir şekilde hatırlatması olduğu vurgunuzda hoşuma gitti. Evet, sözü bırakıyorum. Şimdi Yunus Orhan'a. Buyurun. Cenab-ı Hak merhumu sizlere şefaatçi yapsın vurgusu çok hoşuma gitti. Yani Cenab-ı Hak bu ölümü, bu evladınızı kaybetme hadisesini, ki bu bir yaratılıştır. Bunun mektubatta çalıştık daha evvel diye hatırlıyorum. Yani mevt yaratılıştır. Var ediliş bir yaratılış biçimidir. O yüzden Cenab-ı Hak katil değildir, mümittir. Kur'an'da da yaratıcı kendisini öyle tasvir eder. Ben katilim diye tasvir etmez. Ben mümitim, ben ölümü yaratanım. Şimdi bu ölümü yaratma hadisesine karşı şefaatçi kılsın demesinden şöyle anladım ben. Yani sizi Rabbi tanımaya, ona abd olma şuuruna ermeye vesile kılsın diye anladım. Ve vesile kılsın, bu şefaatçi yapsın ifadesini tam da Emin'in gündeme getirdiği ifadenin akabine söyledi. Beni çok düşündürdü Emin'in sorusu. Yani bu şiarı neden gündeme getirdi meselesi. İlyas Üzüm'ün vurgusu çok hoşuma gitti. Ona ilaveten şu denebilir gibi geldi bana. Bir, önce ayetleri veriyor. İki, ben de müteessir oldum diyor. Üç, kazaya rıza, kadere teslim. İslamiyet'in şiarıdır diyor. Dört, inşallah işte hani sizlere şefaatçi yapsın diyor. Buradaki muhakeme zinciri bana çok eğitici göründü. Şiar, alamet, iz, nişan gibi
anlaşılır. Peki İslamiyet'in şiarı dediğimizde şöyle diyelim mi ona? Yani bir insanın gerçeğine teslim olduğunun şiarı nedir? Mesela benim hep klasik örneğim. Üçüncü kattan aşağıya inmek istediğim zaman camdan atlamıyorum. Merdivenlerden inmem İslamiyetimin şiarıdır. Yani bak, inmiyorum, gerçeğime teslim oluyorum. Bunun en büyük alameti camdan atlamıyorum. Bak, merdivenleri gibi. Bunlar çok basit örnekler. Ama İslamiyetin şiarı dediğimizde yani öyle bir örnek vereceğiz ki, öyle bir alamet olacak ki gerçeğe teslim olmanın böyle gördüğün yerde şak diye tespit edebileceğin bir alamet. Bunu şundan dolayı gündeme getirdi diye anlıyorum o zaman. Şimdi konuşacağım mesele imanın pratize edilmesiyle ilgili bir mesele. İman eğitiminin nihai amacı ne? Bizi imanla eyleyen, gerçeğine teslim olan bir hayata davet etmek. 7-24 ubudiyet diyoruz biz ona bu odada. Peki öyle alametler var ki o alamet yoksa kuru bir iddiadan ibaret kalıyor gibi, böyle bir muhatabını sarsan bir yönü var gibi geliyor bana. İslamiyet'in şiarıdır, yani imanı pratize etmenin en büyük alametidir. Bir sonrasında bir dilek, bir temenni olarak anlıyorum. Merhumu size şefaatçi yapsın. Ap olduğunuzun bilincine taşıma noktasında vesile olsun diye anladım. Allah razı olsun. Çok güzel geçiyor. Evet, devam ediyorum yorumlardan. Şimdi Şerif Targan'ın ve Erkan'ın yorumları var. Sonra da Hebulut'un. Şerif Targan, 6. sözün emanet kavramını kavramdan musibetlerin ifade ettiği mesajları anlamlandırmanın mümkün olmadığını düşünüyor. 6. sözün emanet kavramını kavramdan musibetlerin ifade ettiği mesajları anlamlandırmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Anlayamadım. Devam ediyorum. Öncelikle merhametli satış sözleşmesini kabul etmemiz gerekiyor ki hayat anlayışımız ona göre şekillensin. Şerif Targan, ben sizin daha önce konuştuğunuzu duydum. Çok da güzel konuşuyorsunuz. Eğer müsaitseniz açabilir misiniz bu ne demek istediğinizi biraz? Ben anlayamadım. Ya da anlayan başka birisi varsa o da yardımcı olabilir. Eğer müsaitseniz, yani şey yapmıyorum, ya da yorum kısmında da tekrar yazabilirsiniz. Ben anlayamadım. Evet. Çok memnun oldum. Buyurun. Selamünaleyküm. Şimdi altın sözü çalışıyoruz da bugünlerde kısım arkadaşlarla. Şimdi orada gerçekten tek taraflı bir satış sözleşmesi var. Yani işte çiftlik misali ile bize emanet edilen, emaneti verilenlerin işte bir harf dolayısıyla tekrar bizden satın alınması sözleşmesi bizim irademize bırakılarak, yani satmaya da biliriz şeklinde. Dolayısıyla yani oradaki emanet kavramı bütün aslında hayata, eşyaya yayılması gerekiyor. Yani sadece yani emanet kafamızda işte insan ilişkilerde veya bizim kendimize ait zannettiğimiz bir takım fiillerde değil. Her şeyde, işte çocukla ilişkilerimizde, onların her türlü musibetle karşılaşmalarında da böyle bir emanetin devamlı olarak bize ait olmadığını ve her an bunu biz satmamız gerekiyor. Bir defa sattık, satış sözleşmesini imzaladık ama ondan sonra kendi kafamıza göre hareket ettik. Bu böyle bir şey değil. Her zaman zaten malum karşımıza bir hayat çatalı çıkıyor. Yani sağ ve sol olarak. Dolayısıyla bu çatalda her zaman için o emanet şıkkını imzalamamız, emanet şıkkını kabul etmemiz gerekiyor ki
bu tip musibetlerle karşı karşıya yüzle geldiğimiz zaman doğru tavrı, doğru hayırlı bir şıkkı imzalamamız veya tercih etmemiz gerekiyor. Ona işaret etmek istemiştim. Yani altını söz ifade ettiniz ya, sözlerin üzerine temelleniyor aslında buradaki dersler, ifadeler. Yani o altın söz biraz da bu konuyla birebir irtibatlı olduğunu düşündüğüm için bu şekilde ifade etmede belki yazmada problem oldu ama inşallah anlaşılmıştır. Selamünaleyküm. Yo, Allah razı olsun. Çok ben memnun oldum ya. Sizi dinlediğime de çok sevindim. Bence bir boşluğu doldurdu söylediğiniz bu, yaptığınız bu açıklama. Yani hani ayette geçen inna lillah kısmında biz Allah'ınız diye ayetin ifade ettiği o iddiaya ama ben kendimde şu an mülk görüyorum. Arabam var benim. Ya da bak ya da bedenim var, ruhum var, duygularım var. Ve bunlar Allah'ın nasıl oluyor ki o zaman? Niye ben de şu anda akla gelen bu soruya ya onlar emanet işte. Onlar sana emanet olarak verilmiş şeklindeki o boşluğu doldurmaya vesile oldu yaptığımız yorum bence. Ya ben çok istifade ettim. Hem de konuştuğumuzda da çok memnun oldum. Bundan sonra da bekliyorum. Allah razı olsun. Devam ediyorum. Erkan, bize musibet görüneni de muhabbet gibi görüneni de var eden kaynak aynıdır. Bu kaynak her daim diri ve kaim olmalıdır ki bütün var etme biçimleri gerçekleşsin. O, bu kainat türünden olmayan bir varlıktır. Aksi halde bunca şeyi yapamaz. Öyleyse bana elem gibi görünen bir sevdiğimin görüş alanımdan çıkarılması, aslında ben görmesem de onu var eden tarafından bir başka biçimde var edilmesi. Bundan eminim çünkü ben her şeyi görüp anlayamam ama beni ve diğer bütün varlıkları var eden kaynak her şeyi görüp sevk ve idare eden biri olmalıdır. Çünkü var ediliş biçimleri bunu gerektiriyor. Öyleyse benim görüş alanımdan kayıp gidenleri yokluğa gitme biçiminde değil de onları var edenin yine bir başka var etme biçimine dönüştürülmesi diye anlamalıyım. Öyleyse üzülecek bir şey yok ve her şeyin var edilmeye muhtaç olduğu gibi kontrol altındadır. Yani bence çok böyle belli bir paragraf olmuş. Bunun örnekleriyle beraber çalışsanız güzel bir makale çıkar bundan. Ben de okumak isterim. Yani hani dedik ya eteklerimizdekileri dökelim diye. Bence bunun için yapılan güzel tekliflerden birisi. Allah razı olsun Erkan. H. Bulut, şefaatçi kılınması yönünde temenni. Çocuğun ölümünün kişinin faniyat ile bağının koparılması ve baki tarafa karşı bağ kurulmasına yol açılması yönünde bir dua olarak görüyorum. Evet, Allah razı olsun. Bu da şefaati şöyle tanımlayalım mı diye Yunus Emre Hoca'nın yaptığı teklif vardı. Ben tekrardan hatırlatayım onu. Dakikamız da bitiyor. Şefaat kavramını ne dedik bu metinde? Yani şefaat normalde geçenlerde de konuşmuştuk da bu metin açısından ne demek diye anlayabiliriz diye konuştuğumuzda bu çocuğun ölümü, bu size yaşatılan hal, bu duygu durum biçimi ve bu üzüntü sizi Rabbinizi tanımaya yönlendirsin. Bu hal size vesile olsun. Daha sıkı bir şekilde, daha hakkal yakin deniyor yani. Böyle hissede, yaşaya. Böyle sadece bilgi cinsinden değil, varlık cinsinden, yaratılış cinsinden ben kendimin sahibi değilim. Bu mülkün, bu malın, bu varlığın sahibi ben değilim. Öyleyse ona dönerek yaşamalıyım, ona göre hareket etmeliyim şeklinde bir şefaat okumasına bağladınız. Allah razı olsun. İlyas Üzüm, literatürde Musaf'ta surelerin sıralanması, surelerde ayetleri sıralanması tevfikidir denilir. Risalelerde de sıralamada özel bir maksat güdüldüğü aşikar. Siyasetin konuşulduğu mektuptan sonra çocuk taziyenamesi niçin müteakip mektup oldu sorusunun bir cevabı Lemaat dersinde Nursi'nin siyaset karşısında Kur'an'ı koymasıyla alakalı gibi göründü bana. Siyaset-i medeni, adaleti
adaleti ahkamı Kur'ani mi? Burada bir kayma mı oldu acaba? Siyaset-i medeni, adaleti ahkamı Kur'ani. Öyle mi? Eğer hemen açabilirsiniz. Evet, evet. Yani siyaset-i medeninin karşısına adaleti Kur'ani'yi koyuyor. Bir anlamda burada ahkamı Kur'ani diyebiliriz. Yani. Allah razı olsun. Burada bir hükmü Kur'ani gündeme getiriliyor. El hükmü lillah diye dediğimiz kısım herhalde. Bir olay dolayısıyla. Evet, yani siyasi. Peki neden hani dedik ya 16. hükümden sonra neden bu metin geldi? Çünkü siyasetin karşısına Kur'an okumalıyız. Kur'an'ın hükümlerini anlamaya çalışmalıyız. Kur'an'ı merkeze koymalıyız şeklinde bir teklif dedi bu. Kainatın yaratılışında Kur'an diye konuşuyoruz sürekli. Ya yani Kur'an sadece Musaf mı? Hayır, kainat da Kur'ansa. Kainatın bizim en sevmediğimiz, en hoşumuza gitmeyen yönleri de bize çok öğreticidir şeklinde bir okuma teklifi yaptı. İlginçim, Allah razı olsun. Evet. Ahkamı diye düzeltmiş. Abdüreşit Şahin Ali Mermer, sabır kelimesinin kök fiil anlamı bağlamak, irtibatlandırmak gibi anlama geliyor. Herhalde yarım kaldı Ali Mermer. Çünkü siz böyle konuşmuyorsunuz normalde. Yarım kalmış olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da eğer bir dakikalık bir konuşma yapacaksanız hemen alabilirim. Ama daha uzunsa haftaya saklayabiliriz. Bekliyorum. El görmüyorum hala. Müsait değil misiniz? Bekliyorum. Herhalde değilsiniz. Haftaya inşallah. Haftaya. O zaman yazmışsınız. Ben görmedim. Affedersiniz. Evet. Haftaya kalsın. Bunu ben kaydedeyim. Ne demek istediğinizi merak ettim. Abdüreşit Şahin, nasıl açlık lezzetin şefaatçisidir, onu tatmanın vesilesidir, aynen öyle de ölüm de bekanın fark edilmesinin vesilesidir. Ölüm bekanın tadının anlaşılmasına vesiledir diyebiliriz. Bu herhalde H. Bulut'un muydu? Bir yorum vardı yoksa Erkan'ın mıydı? Oraya bağlıyorsunuz galiba. Benim yani üzerine vurgu yaptığınız için şöyle mi diyorsunuz? Yani biraz da çocuğun ölümü gibi şeyler insanın bu dünyanın dünyevi yönünden, yani dünyadan ve arzda dünyadan sıyrılmasının, arzda ahirete yönelmesinin çok güçlü vesilelerindendir. Ölümü tanıtır çünkü bekanın tadının anlaşılmasını sağlar gibi. Ben öyle anladım. Şefaatçi kavramı üzerinde, yani şefaatçi farkındalık olarak anladığım için farkındalığımıza vesile oluyor bekanın anlaşılması noktasında. Allah razı olsun. Peki, Yunus Orhan'ın hemen bir özeti var. İnşallah sonra bitireceğiz bir Hebult'un yorumunu okuduktan sonra. Şöyle akıyor gibi özetle demiş Yunus Orhan. Bir, ayetler de başladı. Kur'an'ın rehberliğine giriyoruz. Tesbih, tahmid, sabır, rücu. Bu dört kavramı gündeme getirdi diyor. Ayetlerin merkezinde bu kavramları gündeme getirdi. Acaba öyle mi çalışıyor bilmiyorum ki. Yani ya Said Nursi bir mesele gündeme geldiğinde, bir sorun gündeme geldiğinde acaba bir saniye bu sorun hangi kavramlarla bağlantılı? Şu, şu, şu. Bu sorunlar hangi ayetlerde çalışılıyor? Şu, şu, şu ayetlerde falan gibi böyle bir okuma mı yapıyor acaba ya? Ben bunu birinci kısımda da soracaktım da sen şimdi gündeme getirdin o yüzden ben hemen paylaşmış olayım dedim. Ya nasıl çalışıyor acaba bu Zat-ı Muhterem? Bir sıkıntıyla karşılaştı, bir problem gördü, bir okuma yapması lazım. Bu bu okuma şu kavramlarla ilişkili olsa gerek diye ben böyle bir rasyonel. Peki bu kavramlar hangi ayetlerde geçiyor? Bu ayetler bana ne söylüyor? Gibi böyle bir şey mi var acaba? Bana bunu hatırlattı. Neyse devam ediyorum. İki, müteessir oldum. Çünkü insanız. Gerçeğimizi tespit etmemiz lazım. Bu öyle geçiştirebileceğimiz bir şey değil. Üzülüyorum. Üç, şiar, imanı pratize etmemiz lazım. İman pratik gerektiriyor. Yoksa kuru bir iddiadan ibaret kalıyor demiştim. Dört, şefaat, eşya ile ilişkimiz bu sonucu verebilecek nitelikte. Haydi kullanalım. Diye böyle bir özet var galiba dedi. Evet. H. Bulut, şefaat geleneksel din anlayışında ahirette serbest geçiş veya iltimas olarak algılanıyor. Gezgin ne demişti ya birkaç hafta önce?
güzel bir kelime kullanmıştı. Hoşuma gitmişti. Onu hatırlattın bana. Neydi? Şefaatle alakalı. Hatırlayamadım. Hatırlayan varsa. Ahirete serbest geçiş veya iltimas olarak algılanıyor. Halbuki yaşarken kişiyi imana yönlendiren o kişi için şefaatçi görevi görür. Yani seni imana yönlendiren şey şefaatçin midir? Ne imana götürüyorsa o senin şefaatçindir. Sana şefaat ediyordur. Ahirete seni götürüyordur. Cennete götürüyordur. Yani sen çünkü eşyayla, imanla ilişki kurduğunda cennete girersin. Bu da otomatik sonuçtur. İmanla ilişki kurmadığın zaman cennete giremezsin. Öyleyse seni cennete sokan sana şefaatçi olandır. Senin şefaatçin seni cennete sokar gibi böyle bir şey. Çerçeve koydunuz herhalde. Benim bu çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Yunus Orhan'da son olarak Risale tefsir usulü açısından önemli bir soru gündeme getirdi. Evet ya, bunu konuşabilirsek haftaya çok güzel olur. Yani ayetleri nasıl tercih ediyor? Hangi kıstasa göre ediyor? Ayetle konuyu nasıl bağlıyor? Bağlıyor mu? Okuyucuya mı bakıyor? Bırakıyor? Gibi. Ya evet, bu konuları konuşmamız lazım. Bence zaten yani birinci noktada da böyle bir şey çalışılıyor. Yani Vildanu Muhalledun diye geçen ayeti ben soracaktım. Şimdi hemen çıtlatayım kısaca. Yani bu ayeti böyle okuyan biri var mı bilmiyorum. Ben tabii tefsir uzmanı değilim. Tefsir, okuduğum tefsir sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla büyük iddialarla ben başka hiçbir yerde bunları görmedim. Bunlar bizim üstadımıza özel gibi şeyler söyleyecek değilim. Ama bildiğim kadarıyla böyle bir böyle bir şey takip edilmiyor. Yani Vildanu Muhalledun ifadesinin ne alakası şimdi? Niye seçti burada? Ebedi yaşayacak çocuklar diye gündeme getirecektim. Bu anlamda şimdi erkenden demek ihtiyaç olduğu için ortaya çıktı. Evet, farkındalık dendi galiba şefaat için. Farkındalık dendi galiba şefaat için. Evet, Abdülreşit Şahin öyle dedi galiba farkındalık olarak, ama ben açık söyleyeyim, ben tam olarak o farkındalık kelimesiyle bağlayamadım. Ama vaktimiz de geçti bayağı. 7 dakika. Onu o zaman haftaya ya da ben tekrardan dinlerim dersi, anlamaya çalışırsam. Ne demeye çalıştınız onu da anlayamadım Erkan, ama yani hemen paylaşabilirsiniz yorumla. Muhammed Sait abi, hemen 30 saniye 45 saniye arası bekliyorum senden, çünkü çok geçtik vaktimizi, uzamaması. Anladım kardeşim. İnşallah haftaya konuşuruz. Daha çok benim de ihtiyacım var. Şefaate dönüşmesi, müteessir olup ondan sonra şefaate son basamak olarak şefaat, bir hali şefaatçi durumuna dönüşmesine farkındalık, bir de aynı zamanda sanki bir hani aşı olmuş gibi bir kalkan olarak kazanmak, yani o halin artık varlığın gerçeğinin habercisi olarak insana görünmesi şeklinde anlıyorum. İnşallah yine devam eder konuşuruz üzerine. Allah razı olsun, çok güzel geldi bana. İnşallah o zaman haftaya ben buralardan tekrar bir alayım, konuyu gündeme getireyim ve buradan devam ederiz. Erkan demiş ki kelime neydi demiştin? Ha, bu değildi ya. Anladım. Muhammed Ali, evet, Muhammed Ali'sinin kullandığı kelime bu değildi. Ben başka bir şey hatırlamaya çalışıyordum da bulamadım. Çok da herhalde önemli değil. Evet. Saatimiz geçti. Allah razı olsun. Çok güzel bir dersti. Ben çok istifade ettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bereketini versin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin.